Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, karşınızda bir köfte kıyması, kaşar ekmekler. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir tarif yapacağız. İspanyolların genelde İspanyol ve Latinlerin yaptığı bir tarif olacak. Şimdi bizde de yapanlar var da genelde bu tarz olmuyor. Mangalda değil, böyle tost makinesinde yapıyorlar. Arkadaşlar tarif kıymalı ya da köfteli ekmek gibi de denebilir. Şöyle tam ortasına gelecek şekilde ekmeğimizi kesiyoruz. Bakın. Olay bu. Olay bu arkadaşlar. Sonra burayı böyle eziyoruz. Şöyle bir çukur yapıyoruz. İsterseniz alabilirsiniz de ama ziyan olmasın. Biz burayı böyle ezelim. Ondan sonra burayı da eziyoruz yine keza. Arkadaşlar ekmeği kendiniz de yapabilirsiniz. Ben file marketten aldım. Donmuş ekmek, dondurulmuş ekmek. Yarı pişmiş oluyor. Mangalı gördüğünde bayılmasın diye bu tarz bir ekmek tercih ettim. Çünkü diğer pişmiş ekmekler mangalda yanacaklar. Bu yanmaz. Bu pişme sağlar. Bu çünkü yarı pişmiş. Yani en azından kabarmış fırında. Kızarmaya bırakılmamış. Fırına attığınızda kendiniz kızartıyorsunuz bu ekmeği. Böyle içini eziyoruz. Şöyle. Evet, şimdi bir tanesini yapalım hemen. Hemen biraz kaşar içine atıyoruz. Bu kaşar hem eriyip eti ve ekmeği birbirine yapıştırmayı sağlıyor. Hem de birazcık lezzet de katmış oluyor. Şimdi ekmek küçük olduğu için fazla almıyor. Tabii bunu yapan, yani Instagram'da muhakkak denk gelmişsinizdir. Birkaç tane influencer bunu yapıyor. İspanyol, Latin ya da İtalyan, tam bilmiyorum hangi taraftan da. Adamlar yapıyorlar bunu. Yani ilk defa ben keşfetmedim yani. Biz de burada kendimizi uyarlayacağız. Sonra kıymamızı alıyoruz. Şöyle bu şekil. Bir kaşık gibi yeteceğini zannediyorum. Etmezse gene koyarız. Bu da bildiğimiz köfte. Köfte hamuru. Onlar sosisten vesaireden yapıyorlar. Biz de kendi bildiğimiz etten yapalım. Köfteden yapıyoruz. Lezzetinden eminiz sonuçta. Kes pişiriye usulü bir köfte. Elimizi de biraz ıslattık ki yapışmasın kıyma. Sonra böyle kapatıyoruz. Güzelce yerleştiriyoruz. Bakın nasıl hemen zaten yapıştı. Aynı şekil bu da öyle. Yani pişince ekmekten ayrılır falan gibisinden düşünmeyin. Kaşar altta eriyor. Üstte de bu pişince bunun suyuyla vesairesiyle ekmeğe zaten yapıştı bu. İşlemi bitti. Buna birazcık fazla olmuş. Bunun ekmeği inceydi. Gördüğünüz gibi. Ya etli ekmek yaptık aslında. Bir nevi etli ekmek gibi de oldu denebilir. Mis gibi oldu. Arkadaşlar ben diğerlerini de bitireyim. Ondan sonra hemen buraya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmekler bitti. Şimdi bunları dosdoğru mangala götürüyoruz. Tabi fırında yapmak isteyenler de çıkabilir. Fırında da olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Böyle bir kaseye koyun. Hem ekmeğiniz alttan pişmiş olur hem de üstte köfteleriniz pişmiş olur. Gayet güzel bir sunum. Keyifli bir sunum arkadaşlar. Mangalda yaparsanız daha lezzetli olur diye mangal tarifi olarak yapıyorum ben bunu. Genelde bizim işimiz biliyorsunuz kanalda mangal olayı. Arkadaşlar dosdoğru mangala görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle biraz daha kaldırıyoruz Santa Maria'mızı. Çünkü bu yavaş yavaş pişmesi gereken bir tarif. Şöyle yerleştiriyoruz. İki kere çevireceğiz bunu. Bir ön yüzü pişecek. Sonra diğer yüzü ve işlem tamam. Finito. Şimdi bırakıyoruz böyle pişiyor arkadaşlar. Bir 3-4 dakika kadar biraz daha kaldıralım.
yavaş yavaş pişecek çünkü yanma olayı olmasın arkadaşlar. Dökümün kendi sıcaklığıyla. Çevirme esnasında tekrar burada olacağız. Bir yere ayrılmayın hadi. Evet arkadaşlar, pişim aşamaları devam ediyor. Yaklaşık bir 4-5 dakika kadar geçti. Tabii ki dökümün şeyiyle, sıcaklığıyla kıyma pişti. Sıkıntı yok. Birazcık şimdi hem ekmek tarafı hem de köfte tarafı kızarsın diye yaklaştırıyorum. Ateşe yaklaştırıyorum ki biraz daha böyle bir kızarıklık olsun. Bu arada biberlere de bakalım. Biberlerde ölmüş olan biberler var galiba. Tam anlayamadım ama. Evet, biberler de pişiyor kendi halinde. Şimdi bir kızarma işlemi olsun. Hem de o arada döküm de ısınmış olacak. Hemen öteki tarafını çevireceğim. Ekmek de kızardıktan sonra işlem tamam. Bunu alacağız ve afiyetleyeceğiz artık. Çevirme esnasında tekrar buradayız. Burada kalalım. Şöyle aslında maşaya da gerek yok. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Ekmeğin kızarıklığını. İşte aynı şekilde burası da, alt tarafı da öyle olacak. Şöyle çeviriyoruz ekmeğin kızaranlarını. Evet, maşaya dönelim. El yandı çünkü. Bu daha ısınmamış. Bunu biraz daha tutalım. Bu içi yananları, yani daha doğrusu ekmeğin kızardıklarını hemen şöyle çeviriyoruz. Bu daha hiç olmamış. Pişiyor oğlum. Evet. Bunları da böyle yerleştiriyoruz ki hemen ekmekleri de kızarsın. Sonra doğru tadıma geçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pişim devam ediyor. Alt tarafları da kızardıktan sonra hemen gene bir kare daha alacağım. Ondan sonra dost doğru tadıma. Bakın 10 numara kızardı. Gördünüz mü? İşte demek istediğim buydu. Şimdi hem alttan ekmek pişti hem de köfteler de alt tarafından pişmiş oldu. Bu arada ekmek yarı pişmiş demiştim size. Aynen öyleydi. Şu anda tam anlamıyla pişti arkadaşlar. Bakıyoruz. Bazıları biraz daha pişsin. Kızarsınlar. Bak mis gibi olmuş, görüyor musun? Harika bir görsel olmuş. Şunlar biraz daha pişsin. Aynı zamanda domatesler falan da pişsin. Garnitürlerimiz de pişsin. Pişmeye devam etsinler. Ondan sonra da dosdoğru tadıma geçeceğiz. Bizden bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Olayımız tamam. Şöyle sıcak durmaya devam etsin. Harika bir eser oldu. Bakın şöyle hemen koyalım birkaç tanesini. Hop. Bir tane garnitür. Bir tane de domates. Çok sıcak. Hoppa. Yandı. Şöyle birkaç tane daha. Çiçek oldular arkadaşlar bak. Hop, çiçek oldu. Görsele bak ya, 10 numara oldu vallahi. Bir tane daha yaprak koyalım. Mis gibi çiçek. Bismillahirrahmanirrahim. Görebiliyor musun abiciğim? Bak 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 bak. Bak bak şuna bak bak. Hoppa. İşte bu. Olay bu. Çok sıcak olduğu için de şöyle bir daha kesiyoruz. Şu bölmeyi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada şuna bir tane de domates koyalım. Yavaş olun. Hop. Biber ve domates de ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Baba, o ne? Etli ekmek. Ben de istiyorum baba. Tamam, kenara çek biraz. Biraz kenara çek. Hı, alayım. Dikkat edecek ama. Yavaş yavaş. Güzel mi? Oha, beton gibi. Ay, çelik de pişmedi hiç. Al, bunu ye. Güzel mi? Evet. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa lütfen bir beğen butonuna basmayı, çiçeği de tekrardan oluşturduk. Ve aboneyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de destekte bulunabilirsiniz. Çok da seviniriz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Bay bay.